Meclisin taşeron konusunu konuşarak çözüme eriştireceğini düşünürken kanun hükmünde bir kararnameyle taşeronla ilgili düzenleme yapıldı. Ne yazık ki bu düzenleme Türkiye'de taşeronla ilgili sorunu çözme yerine daha karmaşık hale getirdi. Aynı iş yerinde çalışan, asıl işi yapanla aynı emeği harcayanların asıl kadroya alınmaları ve eşit ücret verilmeleri bizim talebimizdi. Uygulamada taşeron ne yazık ki kamuda sona erdirilmedi. 26 farklı kamu iktisadi teşebbüsü kapsam dışı kaldı. 5018 sayılı kanun dışında kalan 36 farklı özel bütçeli kuruluşta yalnız 8'i kapsama alındı. Diğerleri taşeron olarak kaldı. Kamuda mal yapım işi ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılanlar kadroya alınmadı. Hizmet alımı ihalelerinde personel gideri %70'in altında ise orada çalışanlar kadroya alınmadı. Çoğu kurumda bu nedenle yemekhane ve çağrı merkezi çalışanı taşeron kaldı. 14 bin PTT çalışanı taşeron kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda İşkur toplum yararına çalışan, Avrupa Birliği projesi kapsamında olan ve Aile Birliği vesilesiyle çalışanlar kapsama alınmadı. AFAD geçici barınma merkezi çalışanları kadroya alınmadı. Sağlık Bakanlığı'nda aile kimliğinde sivil toplum örgütü olsa da Kızılay'da çalışanlar kadroya alınmadı. İller Bankası'nda, Orman Bakanlığı gibi kuruluşlarda kapsam dışı bırakılanlar oldu. Karayolları, şeker fabrikası, Çaykur kadro bekleyenler ne yazık ki umutlarında hüsrana uğradılar. Özellikle karayollarında anahtar teslimi çalışan işçiler kadro beklerken bu anlamda yapılan düzenlemede onların bu hakları da verilmedi. Belediyelerde ise durum daha karmaşık hale getirildi. Belediyelerin kendilerine ait kurmuş olduğu şirketlerdekilerden dilekçe alınmadı. Belediyeleri yeni bu işçilerin devredileceği şirket yapısı oluşturulacak. Onunla ilgili de problemler doğacak. Çünkü belediyelerdekiler belediye kadrosuna alınmayı bekliyorlardı. Bu düzenlemede bu haklardan da mahrum kaldılar. Keza ücretlerde iyileştirme sağlanmadı. Bu anlamda güvenlik soruşturması, tespit komisyonunun çalışmaları, geçmişe dönük kazanımların ortadan kaldırılması, emekli olan taşeron işçilerin işsiz bırakılması gibi iyileşme beklerken sorunlar da üretecek düzenlemelere gidildi. Bu anlamda işe iade davası devam edenler davalarından feragat edip işe girelim talebinde bulunsalar dahi bunlar değerlendirmeye alınmadı. Ayrıca 4 Aralık'tan önce çeşitli nedenlerle 4 ve 5 yıldır çalıştıkları halde çıkarılıp onların yerine bu düzenlemeden haberdar olduğu varsayılan kişilerin işe alınması yeni mağduriyetlerin kapısını açtı. Kısacası taşeron düzenlemesi ülkedeki mevcut halinden daha karmaşık hale ve sorunlu hale getirdi. Oysa emek en yüce değerdir. Tüm çalışanların hakları verilmelidir. Özellikle kamuda mağdur olan kesimin sorunları mutlaka çözüm bulmalıdır. Ve kamuda çalışan tüm işçilerin amasız lakinsiz tamamı çalıştıkları kurumlarda işe alınmalıdır. Çünkü onlar asıl işi yapanla aynı işi yapmakta ama onların o hak edişleri verilmemektedir. Taşeron olgusu ortadan kalkmamış, bu düzenlemeyle taşeron devam etmektedir. Bu anlamda Yüce Meclis'in oluşturacağı Meclis Araştırma Komisyonu ile Türkiye genelinde sorunun bütününün ele alınarak taşeronla ilgili kalıcı bir çözüm gerekli ve ihtiyaçtır. Emekten yana olan, daha doğrusu taşeronda var olan güvencesiz, sendikasız, hak adalet arama özgürlüğünün dahi tanınmadığı uygulamalar bu ülkeye yakışmamaktadır. Bu taşeron bir model kölelik uygulamasıdır. Bu bağlamda ortadan kaldırılmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepinize telefonlar geliyordur, başvurular vardır. Hak ettiğini düşünen insanların, çalışanların, emekçilerin mağduriyeti bu süreçte sonlandırılmalıdır. Bu anlamda meclis araştırmasının meclisimiz tarafından kabul edilmesini diliyor. Yüce